Türkiyənin hava avaraketini uğurla sınavdan keçirməsi bütün dünyada müzakirə edilir. Hərbi ekspertlər bunu Türkiyədən dünyaya bir mesaj kimi dəyərləndirirlər. Son illər müdafiə sənayesində xeyli irəliyən Türkiyə indi bu sahədə lider dövlətlərdən birinə çevrilir. Bozdoğanın Türkiyə hərbi sənayesi üçün önəmini Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin ehtiyatda olan general-leytinantı Erdoğan Karakuş Real TV'ye şərh etdi. Şimdi bunun asli amacı bu füzelerin şu anda F-16 uçaklarında kullanabiliyoruz. Kendi şu anda 250 civarına yakın F-16 uçağımız var. Bunlar da kullanabilmekteyiz bu füzeleri. Yerli haline geliyor. Yani bir yerde Türkiye'nin kendisini daha iyi emniyete alması, yerli üretmesi. Bu füzeyi üretmek çok zor. Yani bu hava füzeleri üretilmesi çok zor. Diğerleriyle ilgili yapmış olduğumuz yerden yere füzeler olsun, havadan atılan normal füzeler olsun başka. Bu havadaki bir cismi vurma amaçlı bir füze olduğu için bunu üretmek en zor. En zoru. Yani biz bunun için niye çalışıyoruz? Bunu şöyle izah edeyim. Bizim asli amacımız yani malumunuz İHA SİHA'lardaki başarımızı biliyorsunuz. Bu konuda bir şüphe yok. Ama bu İHA SİHA'lar bir yerde bu işin basamakları, ilk basamakları burada temel oluşturan bir sistem sayılır onlar. Ama esas olan malumunuz milli muharip uçağın üretilmesidir. Türkiye bunun üzerinde çalışıyor. Türkiye Hərbi Hava Qüvvələrinin ehtiyatda olan Polkovniki Osman Başıböyük isə bu uğurun zaman zaman Türkiyəni embargo ilə hədələyən ölkələri narahat etdiyini deyir. Çünki Türkiyə hərbi sənayedə digər dövlətlərdən asılılığını sıfıra endirməkdə qətiyyətli olduğunu göstərir. Bizim İHA'larımızla ilgili Kanada'nın bir ambargo uygulaması söz konusu oldu. Türk İHA'larının Azerbaycan tarafından çok başarılı bir şekilde Karabağ Savaşı'nda kullanılması bazı ülkeleri rahatsız etti. Bunlardan bir tanesi de Kanada'ydı. Kanada bizim İHA'larımıza tedarik ettiği kameraları satmaktan vazgeçti. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Biz aynı kameranın daha iyisini Aselsan'da milli olarak yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye sanki bir ambargo gibi gözüken bir şey bir ambargo değildi. Yani herhangi bir şekilde bizim İHA'larımızın performansını veyahut da üretim sürecini engelleyici bir ambargo olmadı bu. Şimdi füzelere tekrar geri dönecek olursak, demin de söylemiştim, altını çizerek tekrar edeyim. Hava füzeleri en yüksek teknoloji. Yani havadan yere atılan bir füze yapabilirsiniz, karadan karaya atılan bir füze yapabilirsiniz. Havadaki çok hızlı hareket eden iki uçağın birbirini vurmak için kullandıkları füzeleri yapmak büyük bir teknoloji gerekiyor. Türkiye bunu yaparak şunu gösterdi. Artık silah sanayinde dünya çapında ülkeler arasında ben de varım. Aslında verilen mesaj budur. Doğrudan bir gerginlikle bağlantılı değil. Fakat bu Türkiye'nin bir güç gösterisi, teknoloji gösterisi olarak algılanabilir. Sınağı keçirilən Bozdoğan isə hərbi sənayedə Türkiyənin nə ilk, nə də son uğuru deyil. Bu sınaq Türkiyənin daha büyük məqsədinə gedən yolda əldə etdiyi uğurlardan biridir. Bizim diğer bir önemli elde etmək istediğimiz silah da ısı güdümlünün yanında aynı zamanda radar güdümlü olan. Radar güdümlü olan da Gökdoğan diyoruz biz ona. Radar güdümlü olan isə daha uzun menzilli. Önemli olan nokta bu. Yani sizin radarınızda kilitlediğiniz uçağın radarında kilitlediğiniz uzak menzildeki bir hedefi dahi bu radar güdümlü füzeyle düşürüyorsunuz. Onun da çalışmaları devam ediyor. Zannederim yakın bir zamanda onun da tam denemesi yapılacak. Bu yapıldıktan sonra bu tabii ki Türkiye için değil, bütün dünya için çok önemli bir şey. Bunu dünyada yapabilen 3-4 devlet, 5 devlet var. Türkiye'nin müdafiə sənayesində elde ettiği nailiyyətlər bu ülkeye müttefik olan devletlerin de xeyrinədir. Türkiye böyle bir füzeyi yaptıktan sonra müttefikleri de bundan faydalanacaktır. Demin söylemiştim,
Dünyada bu tür füzeleri yapabilen sınırlı sayıda ülke var. Ve her zaman herkese satmıyorlar. Dolayısıyla bir müttefik ülke bir savaş esnasında veya bir kriz esnasında Türkiye'den bu desteği alabilir. Azerbaycan ve Türkiye tek millet, iki ayrı devlet. Türkiye'nin bu tür silahları geliştirmesi, bu tür silahlarda dış bağlantıya ihtiyaç duymadan üretime geçmesi demek, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın da bunlardan faydalanması demek. Qeyd edək ki, Bozdoğanın uğuru barədə ilk xəbəri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan öz Twitter səhifəsində Türkiyə hava-hava raket texnologiyasına sahib az saylı ölkələrdən biri olmağı bacardı paylaşımı edərək açıqlamışdı.